Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Kasa Reboot'un 14. bölümüne hoş geldiniz ve bölüm arası yaptığım şeylerden bir tanesi olarak buraya Heat Generator olarak gözüküyorlar şu an. Advanced Solar Generator'larımı yaptım. Ancak buraya geçtiklerinde Heat Generator olarak gözüküyorlar. İlginç. Tamam, blok yapıları da bayağı ilginç yapılmış. Evet, devam edelim. Aşırı yavaş bir biçimde. Evet, içeri girdiğimizde burada server'ımı görmüyorsunuz. Server'ımı taşıdım ben. Ama kalıcı yerine değil, onu da söyleyeyim. Aşağı kata taşıdım. Çünkü size hızlıca bir şeyler göstermek istiyorum. Bu bölüm size bir şeyler öğreteceğim. Server'ım burada, gene bağlıyım. İçinde gene hiç sadece OPPM kurulu ve OpenOS. Yani geçen bölüm ya da ondan önceki bölüm yaptıklarımız bu kadar. Bunları yaptık sadece. Ve bölüm arası bir şeyler craft ettim. Transposer craft ettim. Database upgrade craft ettim. Adapter craft ettim. Cable craft ettim. Analyzer zaten vardı. Iron chest craft ettim. Iron chest demişken birkaç tane daha iron chest alsam güzel olabilir aslında. Bir şeyler göstermek için tabii ki de. Evet, bu bölüm ne yapacağız diye soracak olursanız, biliyorsunuz ben depolama sistemimin önemli bir kısmını Open Computers ile yapmaya çalışacağım. Ne kadar başarılı olacağım tamamen farklı değişkenlere bağlı. Ancak basitçe size kafamdaki fikri hızlıca bir göstereyim. Aslında şuradan yukarı çıkmadan da gösterebilirim. Biraz cobblestone alalım. Şimdi hatırlarsanız ki benim depolama odamda duvarlar şöyle ilerliyor. Burada diyelim bu dönüşüm noktası biraz boşluk var. Şurada şöyle devam ediyorlar falan diye. Peki burada ne olacak? Şunlar da bu değil de. Bu bir adet transposer olacak ve şurada chestler yer alacak. Evet, temel fikir bu. O yüzden transposer'ımı buraya yerleştiriyorum. Chestlerimi alıyorum. Chestler bunda tam olarak yerleşeceği şekliyle beraber yerleştirelim. Bu şekilde yer alacak ve unutmadan burada bir chest değil ancak başka bir şey, item buffer. Bu yer alacak. Bunun sebebini anlatacağım. Evet. Çalışma prensibi şu olacak. Itemlar şunlarda depolanacak. Burada item buffer olacak demiştim. Bunun amacı, eğer ben sistemden bir şeyin bir yere aktarılmasını istediysem o şey yani diyelim o şey bu chest'te, diyelim bunlar transposer'la gidip buna aktarılacak. Ve buradan sistemin geri yani istediğim yere, bu arada tabii buradan istediklerim de ayrı bir biçimde ayarlanacak. Bunlar buradan istediğim yere gönderilecek. Merkezi bölgeme. Aslında basitçe olacak şey şu. Yani buradan buraya gönderilecek ya. Burada belki Android ile belki mekanizmle bir sistem aracılığıyla gönderilecek başka bir yere. Bu arada transposer demişken transposerların duracağı başka bir konum daha var. Adapter değil. Diğer transposer. Şurada da bir transposer olacak ve burada chest'te yer alacak. Chest'ler bu şekilde düzenlenecek. Devamı böyle devam edecek çaprazlamasına. Burada bir taneye gerek yok. Burada bir tane olacak. Şurada ve şurada chest olacak vesaire vesaire gibi düşünün. Basitçe chest'lerin ve transposer'ların düzeni bu şekilde olacak. Evet. Gelelim adaptör ve database upgrade'e. Database upgrade nedir?
Kendisi şurada da az buçuk yazıyor İngilizceniz varsa eğer. Yoksa eğer anlatayım. Itemlar hakkında detaylı bilgilere erişmemizi sağlayan bir arkadaş. Ancak nasıl çalıştıklarına hemen gelelim. Ben bunları nereye koydum? Ben kablosuzluğunları nereye koydum? Buraya koymuşum. Şimdi. Ben burada cobblestone'lar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum sistemde. Burada, gördüğünüz gibi bu arada 0 yazıyor burada. Onu arttırmanın bir yolu yok. Tıkladığımızda siliniyor. Bu bir ghost image, yani hayalet imaj. Bunun işleme şekli şöyle. Bu bir adet cihaz tarafından okunuyor. Bana database'in birinci slotundaki item'ın bilgilerini ver diyor. Burada database'in slotlarındaki itemlar specific. Bunlar asla değişmeyen itemlar. Yani bu database'in birinci slotundan item istediğim takdirde bana söylediği item her daim cobblestone'un bilgileri olacak. Bunu ne için kullanacağım? Şimdi database'e bakalım. Database'inkine değil de Transposer'da göstermeyeceğim. Gösteriyor. Yok, göstermiyormuş. O zaman ne yapalım? Inventory. Yanlış yazdım. Inventory Controller. Evet, Inventory Controller'ın sağ tıklıyoruz bu arada CI'den. Burada Compare Stacks to Database diye bir komutumuz var. Bu itemları mesela ne diyelim? Ya bu komutu kullanarak diyelim şu chest'in birinci slotunu kontrol et ve eğer düzgün bir cümleyi kuracağım. Şu chest'in birinci slotundaki item database'in birinci slotundaki item'la aynı item mı? Eğer doğruysa true yanıtını veriyor, değilse false yanıtını veriyor. Kullanacağım program şu şekilde çalışacak. Chest'leri tarayacak. Birinci slot'a bakacak. Değilse ikinci slot'a bakacak. Değilse üçüncü slot'a bakacak. Değilse dördüncü slot'a falan filan diye ilerleyecek. Bu arada bütün bu süreç sadece bütün bu chest taraması bir saniye falan bile almayacak. Onu da söyleyeyim. Çünkü herhangi bir bekleme olmayacak. Yanıtı aldığı an o milisaniye direkt sonrakine geçecek. Tarayacak bunu tamamen. Ve o item'ı bulduğu saniye tamamdır bu item'dan buldum diye yanıt verecek. Yani bu item'dan şu kadar var elimde diye yanıt verecek. Tamamdır bunları üstteki chest'e yolla sen diyecek bilgisayarına. Eğer istediysem. Eğer istemediysem sadece o anki depolama durumunu öğrenmek istiyorsam gene tarayacak. Bu sefer tam tersini yapacak. Bu item'ı alacak, database ile kıyaslayacak. Database'in hangi slotundaki item bu? Database'in hangi slotundaki item'lar olduğu bilgisayarda bir yerde depolanacak. Yani o item'ların isimleriyle bir listesi depolanacak. O liste güncellenecek. Nasıl güncellenecek diye soracak olursanız yanındaki sayısı güncellenecek. Ve ondan sonrasında bütün bu o dosya ağ üzerinden bir adet görsel bilgisayarına atılacak. O görsel bilgisayarı bir adet monitörde benim elimdeki bütün itemları listeleyecek. Ya sadece görselde de değil, bir tabletim olacak mesela. Tabletime tıklayacağım. Tabletimde sayılarını öğrenmek isteyeceğim. Oradan göreceğim. Bu şekilde çalışacak genel prensip. Ama database'i direkt bilgisayara bağlayamıyoruz. Onun için bir adet adaptör koymamız gerekiyor. Adaptör bildiğiniz gibi diyelim mesela neyi koyabiliriz? Enrichment Chamber. Gel bakalım. Şimdi eğer buna direkt components dersem transposer'ı görüyorum. Transposer ayrı bir component. Burada bir yerde inventory controller olacaktı. Gerçi dur. Tamam, transposer zaten inventory controller'ın özelliklerine de sahipti, doğru.
Şu an burada transposer'ım var, disk drive'ım falan vesaire vesaire. Şimdi eğer enrichment chamber'ı takarsam components dediğim saniye burada bir adet enrichment chamber'ı görüyorum. Trelle. Ve enrichment chamber'da kullanabildiğim komutlar bunlar. Basitçe adaptör normalde komponent olmayan blokları komponent olarak kullanmamızı sağlıyor. Ancak bir olayı daha var. Adaptörün içinde bir adet upgrade slotu var. Ve bu upgrade slotuna bir şeyler takabiliyoruz. Buna takabildiğimiz şeyler nedir? Database upgrade'ler, ki database upgrade'i kullanmamızın tek yolu bu. Inventory controller, yani bunun anlamı şunda, normalde envanter üzerinde envanterden veri falan da alabiliyoruz ya. Bu aslında bunun ekstra özelliklerinden bir tanesi. Bunun birinci özelliği yanında bağlı olduğu chestler arasında item taşımak envanterler üzerinde. Inventory controller, envanterdeki verileri okuyabilen ve onlar üzerinde ufak modifikasyonlar yapabilen bir upgrade, fakat taşıma işlemini yapamıyor. Yani bu chest burada mı? Pardon, bu chest'te bu var mı? Chest'teki item'ı database'e eşleştirmedir, şudur budur vesaire. Bunlar item controller'ın özellikleri. Bu arada compare stack to database. Bu arada muhtemelen yapacağım ufak bir şey de söyleyeyim. Ama önce şu database'in kullanımını göstereyim. Evet, database'i koyduk ve şimdi... Ups. Donmuş. Komponentleri değiştirip duruyoruz ya. Database'i de taktık içine. Ya da dur, sinyal karıştı. Evet, çok ilginç bir durum oldu. Sinyal gitti. Tamam, böyle ilginç bir bug'ımız var şu an bununla alakalı. Neden olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Demin de başıma gelmişti. Oyunu bu açıp kapattığımda düzelmişti. O zaman ne yapalım? Şimdilik şunları alacağım. Klavye, fare ve seni çıkartalım. Ve hala sinyal alıyor. Heh, tamam. Evet, geldik. Components. Evet, database'i burada görüyoruz. Trelle database. Evet, database'de görebildiğimiz şeyler bunlar. Şimdi Lua. Gel bakalım. Eşittir. Başına eşittir koyarsak komutun eğer, o aynı zamanda bu print özelliğine geliyor. Şimdi component.database get slot sayısı 1. Evet. Bana birinci slottaki item'ın özelliklerinin ne olduğunu söyledi. Hash datası yok. Adı label'ı cobblestone. Damage, maximum damage'ı 0. Maximum stack size'ı 64. Yani 64 taneye kadar stacklenebiliyor. Adı minecraft.cobblestone. Bu Minecraft'ın gördüğü şeklindeki adı. Hash datı nedir diye soracak olursanız, bu arada bunu görebilmemiz için şunu girmemiz gerekiyor. Mesela hash datası olabilecek bir şey koyalım. Elektromagnetimi koyayım. Evet. Gel bakalım. Get 2. Hashtag'i var. Yani bunun anlamı ufak değişiklikler yaşayabiliyor. Ve şimdi başka bir komut uygulayacağım. Compute hash 1 diyelim. Compute buradaki hash ile has fark
bunu çok karmaşık açıkladım. Yani şunun olayı, ek bilgileri var mı içerisinde? Bu arılardır, enerji isteyendir falan filan gibi şeyleri açıklıyor. Fakat cobblestone gibi bir blokta buna ihtiyaç yok. O yüzden bunlar da hayır diyor. Evet. Şimdi devam edelim. Eğer cobblestone'un hash numarasını aldım ben. Bu hash numarası ne işe yarıyor? Bu cobblestone için her daim kesinlikle aynı olacak bir şey ve ben bunu ne için kullanıyorum? Evet, şimdi eşittir component dot doğru. Component dot transposer compare states get fully tank capacity, tank levels, load, store, transfer fluid. Hangi komutu kullanacaktım? Compare stacks. Evet. Hangi komutu kullanacağımı unuttum. Şimdi hemen bir bakıyorum inventory controller'a. Bu arada bu muhtemelen yapacağımız en kod içerikli bölümlerden biri olacak, onu söyleyeyim. Equip, get inventory. Evet, table vermesi lazım komutumuzun. Tamamdır. Get stacks in slot. Şimdi bu komut nasıl çalışıyor? Site number ve slot number. Şimdi güzel soru. Ben yukarıdan bir tabletim alıp bir şeye bakacağım. Hangi slota kullanıyoruz? Tabletim gel. Ben aşağı inerken o açılsın. Edit slash lib sites nokta lua. Evet. Şimdi east burası, yani bu seninki ne? Up, down, south, north, west, east. 5 olman lazım. 5'in biri. Evet. Gördüğünüz gibi burada aynı bilgileri bana verdi database'den. Table olarak birebir aynı sonuçları verdi. Bunun anlamı nedir? Ben şuradaki name kısmından bu item'ı kıyaslıyorum. Şu ise tamamen ağ arasında, database'ler arası bir şeyleri aktarmamı sağlıyor. Evet. Basitçe kullanacağım sistem bu mekanikleri kullanacak. Basitçe benden eğer database upgrade'leri ben aynı sistem içinde tutarsam, yani aynı sunucu hem database'i hem de item'ları yönetecekse eğer, bunu yapıp yapmayacağımdan emin değilim. Direkt hani compare to database kullanacağım. Eğer değilse bu eğlenceli kısma geliyor. Bir tane database server'ım olacak. Yani bunun gibi bir tane daha server. O sadece database'leri yönetecek. Muhtemelen buraya 4 tane falan server koyarım. Bir tanesi database server olur. Database server sadece database upgrade'lere müdahale eder falan. O database server'ım sadece hani database'leri depolanması ve onların isimlerinin karşılıkları olur. Diğer sunucular sürekli bundan istek ister. Diyelim mesela ben sunucudan
Diyelim sallıyorum. YTLV. Gerçi orada başka bir şey kullanacağım. Chatbox'a. Box bu Open Computers'ın chatbox'u okuyabilmesini sağlıyor. Yani basitçe şuraya yazdığım şey. Hani get o OC get 16 Apple diyeceğim. Bunu chat'e yazdığımda chatbox bunu görecek. Başında OC tagı olduğunu gördüğü için anlayacak ki ha tamam bu Open Computers'e bir komut veriyor. Ya Open Computers'e bir komut. Ben bunu işlemeye başlayayım. Eğer değilse onu tamam salla diyecek. Get komutunu girdiğim için ha tamam. Bu bir şey istiyor. Ne kadar istiyor? 16 tane ne istiyor? Elma diye. Tabi bunların bu elma ile 16'nın yeri değişebilir. Bana buradan 16 tane elmayı bulacak. Bunu benim bir tane mesela şu her şeyi atacağım bir chest olacak. Bunu atacak. Ben bunun içine geldiğimde bakacağım. Burada 16 tane elmam var. Ya da benzer bir biçimde otomatik craftlarımdan bir tanesi bu gene sistemi kontrol edecek ya sayı olarak. Bazı şeylere minimum sayı koyacağım. Mesela sistemimde her daim her türlü yemekten 16 tane olmasını istiyorum. Spesifik birkaç tane yemeğim olacak. Onlardan 16 tane olmasını istiyorum her daim. Bakacak bir tanesi 16'dan daha az. 15. Onu otomatik craft edecek parçaları hesaplayacak. Bunun için bu lazım. Eğer bundan craft edilmemişse bunun için şu lazım diyecek. Mesela bunların hepsi diyelim her şeyde var. Bunun ihtiyaç duyduğu parçaları, gerçi daha basit bir örnek. Furnace istiyorum diyelim. 8 tane cobblestone istiyor. 8 tane cobblestone'u buraya atacak. Ancak bu tarafa gönderecek. Ya bu benim isteyen chest'im. Buradan önce bir adımı daha var. Oraya diyecek ki 8 tane cobblestone yolladım. Ancak bunları player'ın chest'ine yollama. Bunları şu hedefe yollayacaksın diyecek. Orada da muhtemelen bir drone ya da robot bunları alacak, o hedefe koyacak. Evet, çalışma prensibi bu. Yerleştirme de aynı şekilde drone ya da robot da olacak. Ortaya bir tane chest koyacağım. Sistemime girecek bütün şeyler bu chest'e gidecek. Bu chest'ten gelecek bir tane drone ya da robot alacak. Şu koyması gereken yerlere koyacak. Bunu bu server ona söyleyecek. Bu server ona kablosuz sinyaller üzerinden hepsini anlatacak. İlk önce muhtemelen şöyle olacak. Bunların hepsini kontrol edecek. Hangi itemlar birinci chest'e gidecek? Önce onları alacak. Sonra hangi itemlar ikinci chest'e gidecek? Onu alacak. Üçüncü chest'e gidecek. Onu alacak vesaire vesaire diye böyle bir sistem düşünüyorum. Ne kadar olur, ne kadarını başarırım, ne kadarını başaramam bunu tam olarak bilmiyorum. Ancak kafamdaki proje şu an bu. Bu şekilde de devam edecek. Evet, bütün video kod açıklayarak geçti. Ancak planladığım envanter yönetim sistemi ve 3 aşağı 5 yukarı bu. Sadece bunu kodlara dökme kısmı var. Sunucuları hazırlama kısmı var. Ve bu hani bayağı zaman alacak bir iş. O esna içerisinde ben hem bazı makinelerimi yapacağım, hem kamera esnasında bazı makinelerimi yapacağım, hem inşaatıma devam edeceğim, hem de birkaç bir şey yapacağım. Yani bunu kodlamayı bitirmem birkaç bölümümü alacak. Yani yavaştan başlayacağım bu bölümden sonra diye düşünüyorum. Ancak basitçe temel mimari bu. Bu arada bu anlattıklarımın bir kısmı komponentler hakkında özel bir video olacak Open Computer tanıtımımda. Yayınladım mı yayınlamadım mı bilmiyorum. Gerçi şu an izliyorsanız onu henüz çekmedim de. O çekmediğim bölümlerden bir tanesi. Onda detaylı bir biçimde anlatılacak. Hatta her komponentin nasıl kullanılacağını açıklayacağım o videoda. Evet. Böyle bir konsept ile kendime bir depolama sistemi yapacağım. Gerek var mıydı? Hayır, yoktu. Yani istesem gidip Applied Synergistics kurardım pakete.
Ancak istediğim şey bu değildi. Applied Energy 6 olmasa bile mekanizmin kendi pipeları üzerinden logistical sorter. Kendisi eski Applied Energy 6 demişim. Red Power dönemi depolama sistemine çok benzer bir yapıda ya da onu logistics pipes'ları da benzetebiliriz. Yani böyle bir sistem üzerinden çalışıyor kendisi. Bunu da kullanabilirdim. Ya da Andrio kullanabilirdim. Yani elimde seçenek var. Fakat ben bunu yapmayı seçtim. Bu arada Andrio ile mekanizmin depolama sistemlerinde, ufak sistemlerde ya da buna yardımcı olacak bazı parçalarda kullanacağım. Mesela şundan alımı Andrio ya da mekanizm yapacak. Ama tamamen bunu yapmayı seçtim. Çünkü eğlenceli buldum. Kendime biraz challenge vermek istedim ve hani değişik bir şeyler yapmak istedim. Bu arada merak etmeyin, kodları bitirdiğimde kodları GitHub'da yayınlayacağım. Ve ayrıca seri içerisinde bir video olmayacak bu kesinlikle. Seriden bağımsız bir videoda bütün bu kodların ne işe yaradığını, nasıl yazdığımı vesaire vesaire size açıklayacağım. Detaylı bir biçimde. Yani kısacası nasıl kodlandığın, yani kodun nasıl çalıştığını merak edenler için ayrı bir video olacak bittiğinde. Evet, bayağı ilginç bir video oldu. Serinin kalan konseptinin aksine tamamen size birkaç tane konsepti açıkladım. Bu arada bu server içerisine şunları koymamın sebebi de tam olarak bu. Çünkü bunun içinde hem muhtemelen database'leri bunu da tutacağım. Bunun içerisinde hem bolca transposer olacak ki her bir transposer ayrı bir komponent. Yani CTRLC components. Gördüğünüz gibi burada şu an transposer. İki farklı transposer'ımız var. Peki bunlar arası farkı nasıl anlayacağım? Bu BB bilmem ne bilmem ne olan, yani şu. Diğeri de A9 bilmem ne bilmem ne bu. Bunun için bir adet API yapacağım. Yani edit/libs/sides. Yani şu sides API'si gibi düşünebilirsiniz. Ya da CTRLV colors. Burada tamamen hani burada nasıl çalışıyor diye soracak olursanız, şurada gördüğünüz gibi belli sayılara renkler atanmış. Normalde bilgisayar bu sayıları görüyor. Fakat orada o yanındaki renkler o sayılarla eşleşiyor. CTRL ve Vim'deyim zannettim. Yani colors.purple dediğimde purple'ın sayısını giriyor oraya. Yani benim de API'm şu olacak. Transposer ya da TPs diyelim. .1 1, 2, 3, 4, 5 diye adlandırılacak onlar. Ve kazara F11'e basıp kaydı durdurdum. kayıt F11 tuşunda olduğu için durmadı. Kayıt F11 tam ekrandan çıktığım için oldu. Basitçe bunlar da bu şekilde listelenecek. Database'ler de aynı şekilde listelenecek. Hatta muhtemelen complist gibi bir isim koyarım. .tr1 ya da db1 gibi. Database1, tp1 gibi. Sistem onlar üzerinden tırar. Bu sayede bunların adreslerini her seferinde ayrı ayrı girmeme gerek kalmaz. Evet, video şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler. Bu videoyu izlediğinizde muhtemelen bu programı tamamlamamış olacağım. Aklınızda sorular varsa ya da farklı önerileriniz varsa bunların hepsine şu an inanılmaz derecede açığım. İstediğiniz gibi sorabilir ya da bir şeyler söyleyebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum bu videoda. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.